Bundan dolayı üzgünüm. Sivas Spor takımını da galibiyetinden dolayı kutluyorum. Oldukça disiplinli, sonuna kadar mücadele eden bir takım olmuş. Oyunun ilk bölümü 10 ve 17. dakikada 2 gol yemek, geriye düşürmek biraz bizim için problemdi. Oyunu oturttuğumuz anlar var. Ama esas bizim için önemli olan ikinci yarı oynayacağımız oyundu. Çünkü rakibimizin bu skoru korumaya yönelik bir oyun oynayacağını öngördüm. İkinci yarı bizim için çok üretken olmasa da ikinci yarının ilk 15 dakikası rakip yarı alana doğru yerleşmek, daha doğru oyun oynamak ilk yarının aksine. Belki 75'e kadar buralardan birkaç karambol olan pozisyon var. Gol atabilsek maçın sonuna kadar puan için ortak olabilirdik oyuna. Sonra direkten dönen bir topumuz var. Son oyuncuyu değiştirdikten sonra Aytac'ı da aldıktan sonra dönen her top Sivas takımı farkı da arttırabilirdi bugün. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunum. Sivas takımını da kutluyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu kötü gidişe son vermek gerekiyor. Bunun için en iyi yöntem oyununuzu güçlü oynamaya devam etmek ve bunu geliştirmek gerek. Biz de bunu yapacağız. Bugün sadece benim için problem olan maçtan sonra görüntüsünü izledim. Belki maçın içinde maçın hakemi de oldukça iyi bir maç yönetti. Maçın içinde ilk gol pozisyonunda Aytaç'ın kendini attığını düşünebilir Cüneyt Hoca. Ama VAR hakeminin kim olduğunu bilmiyorum hakemimizin. Cüneyt Hoca'yı çağırması gerekir diye düşündüm. Çünkü izlediğimde bu kanıya verdim. Vardım. Sivaslı oyuncu kendine avantaj sağlayan bir pozisyonda kalçasıyla Aytaç'ın sıçramasını engelliyor. Bence gereksiz bir inisiyatif almış. Çünkü dünyanın en iyi 5 hakeminden biri. Cüneyt Hoca o pozisyonu faul olup değiştirebilecekti bir hakem. Tabii bugünkü mağlubiyet bununla açıklanamaz. Karşımızda disiplinli oldukça iyi mücadele eden bir takım vardı. Sivas takımına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de toparlamak için çabuk hareket edeceğiz. Evet, lütfen. Şimdi çok güzel bir istikrar yakaladık. Bundan önce arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu 4 tane maçımızı koymuştuk ve 4'ünü de çok iyi şekilde atlattık ve bugün bizim için bir başlangıç maçıydı bu maçta. Ama bu maçın biz tabii ki takımı biraz da yakından tanıdığım için biliyorum Kasımpaşa takımını. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyordum. Yani bizim mutlaka maçın başında çok iyi başlayıp iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Gerçekten de yaptık. Yani ne konuştuysak yaptık. Maçın başı çok iyi başladık. 2 tane güzel goller bulduk. Ve maçın ikinci yarısı tabii ki bir baskı yedik. Ama o baskıda bile gol pozisyonları yakaladık. Bir sürü gol pozisyonları yakaladık kontrataklarla. Onları değerlendiremedik. Eğer biz son pasları biraz daha iyi değerlendirebilseydik o baskıyı da yemezdik. Fark daha değişik olabilirdi. Ama ben çok memnunum arkadaşlarımdan. Hem maçın başından sonuna kadar ne olursa olsun baskı yememize rağmen gol yemeden de oradan çıktık. Ve istediğimiz skoru, neticeyi de aldık. Şimdi önemli olan tabii ki lige kadar, devre arasına kadar kalan 4 tane maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek. Yani sezon başından beri bizde bir şey vardı. Bir disiplin, çalışma disiplini, arkadaşlarımızın gösterdiği özveri. O nasıl sezon başı devam ediyorsa şu ana kadar da devam etti. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. İlk yarıda bulmuş olduğumuz gollerle de maçı 2-0 kazandık. İkinci yarı biraz skoru koruma düşüncemiz vardı. Ondan dolayı top rakipteymiş gibi gözüktü ama bizim en önemli silahlarımız kontra ataklar. Onlardan da gerekli fırsatları da bulduk aslında. Farkı açabilecek fırsatları. Ama maalesef son tercihlerimizde biraz belki takımımızın özgüveninden kaynaklı mıdır bilmiyorum. Bir de son günlerde yapılan yayınlar sanıyorum herkes gol atmak istiyor. Ondan dolayı son tercihlerde biraz hatalar yapınca tabii farkı açamadık. Biraz da çok stresli durum olmadı ama biraz ikinci yarı topu rakibe vermiş gibi gözüktük. Baskı altındaymışız gibi gözüktük. Ona rağmen çok net bir skorla maçı kazanmasını bildik ve 13. haftaya da lider olarak girdik. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti ve taraftarımızı. Özellikle geçen hafta Kayseri karşılaşmasında da taraftarımız çok iyiydi, onu söylemeyi unuttum. Şimdi haklarını iade edeyim. Hem de bugün coşkulardı. Zaferimizde katkılı oldular. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Başkanım. Ama maalesef ulusal medyada görüyorum. Sürekli alıyorlar, veriyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bunu gözden geçirmeleri gerekiyor. Ve dolayısıyla sahaya yansıyor. Takımın oyuncuların performansına yansıyor. Bu doğru bir şey değil.